Herkese iyi bayramlar dostlar. Bitcoin'de tam 12 Mart'tan beri devam eden yükselen takozda nihayet o beklenen hareket geldi ve takoz artık kırıldı mı? Çünkü teknik olarak evet, yani şu an kırıldı diyebilsek de Bitcoin'de bazı özel durumlar var. Yükselen takozu da biliyorsunuz zaten. Belki biz burada 8 videodur, 10 videodur analiz yaparken, hep birlikte böyle bir analiz çıkartırken diyorduk ki bu takoz bir gün elbet kırılacak dostlar. Acaba o kırılış bu kırılış mı ve peşinden başka bir düşüş dalgası getirebilir mi? Tüm bunlar olurken Bitcoin'in bu hareketi altcoin'leri, tüm altcoin'leri de nasıl etkileyebilir dostlar? Bugün işte hem bunlar var, teknik analiz var. Yani Bitcoin'i alalım mı, satalım mı, ne yapalım gibi konularda yatırım tavsiyesi vermeden bam bam bilgi paylaşım var. Ve tabii ki de bambaşka özel bir konu var dostlar. Gizli bir tehlike olayı var. Lütfen bakın, lütfen bu videoyu sonuna kadar izlemeye devam edin. Hani böyle hep şunu söylüyoruz ya, uzun vadeli Bitcoin tutulabilir diyoruz ya yatırım tavsiyesi vermeden. İşte dostlar, hazır olun, koltuklara kurulun, bu videoyu dikkatli bir şekilde izleyin. Çünkü son günlerde çıkan küçük ama önemli bazı haberler var ve bunlar ciddi ve gizli bir projeyle Bitcoin'in kırılabileceğini, parçalanabileceğini, yani hesabınıza atıyorum ücretsiz Bitcoin eklemek gibi hani günümüzün imkansız işlemlerinin yapılabileceğini söylüyor. Ben de bu konuyu izninizle net şekilde gündemime alıyorum ve bu olayları ve kendi fikrimi açıklamak istiyorum dostlar ve en can alıcı sorulara da yanıt vermek istiyorum. Mesela Bitcoin kırıldıktan sonra, şayet kırılırsa, kırıldıktan sonra yoluna hala devam edebilir mi? 2. Altcoin'ler bu işten nasıl etkilenebilir? 3. Küçük yatırımcı parasını nasıl koruyabilir böyle durumlarda? Çünkü biliyorsunuz para kaybetmemek de çok büyük bir kazanç. Aslında sizi oyunda tutar, yeni pozisyonlar açabilmenizi sağlar. İşte tüm bunları bu videoda açıklayacağım dostlar. Çünkü evet, yani bu kanalda ben hem umutluyum, pozitifim. Çünkü umutlu, mutlu olmazsak, pozitif olmazsak zaten yanlış alsatlar yapar ve yüksek ihtimalle para kaybedebiliriz. Ama bir yandan da beni takip edenler bilirler ki realistik, çok realistik bir tarafında var. Yani tamam, umutlu olalım, pozitif olalım ama polyanacılık yapıp da yani böyle gereksiz yere saçma sapan hayallerde satın almayalım değil mi? Gerçekleri bilelim ve ona göre Bitcoin alalım veya satalım eğer istiyorsak. Bir de evet, Bitcoin ve altcoin'ler çok dinamik alanlar, çok hızlı güncelleniyorlar. O yüzden videolarımı sıkı sıkı takip edin ki en güncel olaylar ve gelecekte neler olabileceğine dair de böyle ipuçlarını şöyle tarafsız şekilde alın dostlar. Bu arada bakın, ben Bitcoin'e karşı hala olumluyum, umutluyum, fakat dostacı söyler misali bunları da bilmemiz gerekiyor ve her ne olursa olsun aklınızdan da şu iki cümleyi lütfen çıkarmayın dostlar. 1. Teknoloji hiçbir zaman geriye gitmez. Bunu biliyorsunuz. 2. De iyi şeyler zaman alır ve ledger çekilişi içinse formu doldurmayı lütfen unutmayın. Kanalıma abone olup zile dokunun. Videolarımı beğenin ve yorumlarınızı da şöyle yağmur gibi yazın dostlar. Hadi bakalım, yatırım tavsiyesi vermeden bam bam başlayalım. Ain't got no reason to get out this house. Ain't got nobody to get me in this town. Cheers. Hop dostlar, geçenlerde size Nominex'ten bahsetmiştim ya, 1 Haziran'da hani günlük hasat turnuvaları başladı. Kesinlikle 1 dolar bile yatırmadan, sadece birazcık böyle bir zaman harcayarak gerçek USDT dolar kazanabileceğiniz, hesabınıza çekip istediğiniz gibi harcayabileceğiniz günlük hasat turnuvaları bunlar. İşte aldığım bilgiye göre özellikle günlük hasat turnuvaları ve çeşitli başka bedava coin kampanyaları dahil her türlü bilgiyi alabileceğiniz resmi Türkçe Telegram kanalları var, destek grupları var daha doğrusu. Bence bu gruba mutlaka katılın dostlar. Linki de bu videonun hemen altında, açıklama kısmında en üstte duruyor dostlar. Ona tıklayabilirsiniz. Bakın, özellikle ben altını çizmek istiyorum. Kesinlikle hiçbir para yatırmadan günlük alsat turnuvalarına giderek bunu bozup harcayabileceğiniz USDT dolar kazanabiliyorsunuz diyerek şimdi ben asıl meseleye gelmek istiyorum. Bakın, Bitcoin'de eğer takoz kırıldıysa bunun teyidini ben birkaç gün içerisinde alırız diye düşünüyorum. Ama niye aceleci davranmıyorum biliyor musunuz? Hemen böyle kırıldı, öldü, bitti demiyorum size. Niye derseniz de bakın, bunun iki tane sebebi var. Birincisi, bu takoz çok uzun süreli olan bir takoz biliyorsunuz. Yani 12 Mart'tan beri devam ediyor. Evet, Bitcoin'de biz bu tür hareketlere alışık olsak da bu kadar uzun süren takozu biz çok sık görmüyoruz. Dolayısıyla uzun süren bir hareketin dönüşü de aynen uzun sürebilir. Birincisi bu cepte. İkincisi de takoz kırıldıktan sonra sert düşüş olmadı, dikkat edersiniz. Yani genelde ne olur abi? Takoz kırılır. Kırıldıktan sonra biraz böyle bir oralar oyalanır ve peşinden de genelde böyle olur. Bu kez en azından şu ana kadar böyle. Kimsin lan sen, hıyar?
sensin yavşak orospu çocuğu. Sikemezsin oğlum, adresim belli, gel. Halving özel videolarımda dediğim gibi Bitcoin halving öncesi fiyatları, yani ortalama işte 8000 dolarlar civarı, bunun altına dönmek istemeyebilir, o ayrı bir şey. Bitcoin şu an 3200 dolara mutlaka hızlı bir şekilde yükselmeli ki tekrar işte bu takılımın içerisine girdi. Destekten alalım. Orospu çocuğu küfür ediyor. Yolumuza bakalım deme noktasına tekrar döndük diyelim dostlar. Ha, 12 Mart'tan beri biliyorsunuz bu takılımın içerisinde böyle gidiyor. Destekten al, dirençten sat. Destekten al, dirençten sat. Başka hiçbir şeye bakma kafasıyla zaten o dönemde ilerlenebilirdi. Sonuç olarak anasını bir kere sikeceksin, ondan sonra ödemeyecek işte. Güzel yerler değil, hala alabilirim ama kısa vadeli bence buradan almak biraz büyük. Ha, bu riski alan Bitcoin'in tekrar takozu dönmesi durumunda güzel kazanıyor. Var bir şey ama artık o seviye iyice de yükseldi. Onu ben söylemek istiyorum. Yani dediğim gibi bugün 9200 dolar artık takoza girme seviyesi. Yarın öbür gün birkaç gün sonra bu 9300-9400 dolara kadar yükselecek mesela. Zaman geçtikçe Bitcoin'in bu takoza girmesi de zorlaşacak. Çünkü eğer hızlı bir şekilde yükselmezsek. Ve hani OVO formasyonu vardı ya geçenlerde sizinle Telegram'da, o düşüş gelmeden önce yani 5-6 gün siktir git kahvenin evladı, banlayayım mı seni illaki? 1000 tane kanal var, hoşuna gitmiyorsa siktir git, ananın amına kadar yolun var piç kurusu. Çok üzerinde veya çok altındaki böyle teknik hareketleri çok erkenden paylaşmıyorum. Her ne kadar görsem de veya analiz etsem de işte teknik olarak bunun içine kadar daha da düşüş olabilir. Çünkü o bunun devamı onu söylüyor. Teknik olarak yani, kılıç üzerinde. İşte bu da şu an 7000 dolara denk geliyor ama düşecek demiyorum dostlar. Bunu zaten kesin olarak kimse bilemez. Bunu aklınıza yazın. Sadece gördüğüm birazdan yaklaştığı için ha tabii ki de arada sert bir uçurum hala var. Bunu ben şimdi açıklamak, paylaşmak istiyorum. Öte yandan şunu sorduğunuzda duyar gibiyim. Eren tamam yani Bitcoin tamam da altcoin'ler ne olacak? Yani onu da söyleyeyim. Bakın o konuda şu an hiçbir özel bir açıklamaya, hiçbir özel bir analize ben çok gerek yok. En azından şu an için gerek yok. Bitcoin'in Samsung'la anlaşması gibi çok ekstrem durumlar. Evet %500, %600 Bitcoin'i yükseltebilir. Şu durumda bile yükseltebilir. Hatta Bitcoin'in böyle nane malı olması bile Bitcoin yatırımcılarının bu tarz böyle güzel anlaşmalara çıkan coin'leri daha fazla almalarını da sağlayabilir ama bu tip coin'ler dışında bakın şunu söyleyeceğim, çok net söyleyeceğim, kendimden emin söyleyeceğim. Ethereum'dan Stellar'a, Cardano'dan Ripple XRP'ye kadar tüm altcoin'leri... Seni hangi orospu çocuğu yolladı oğlum? Onu söylesen bana. Kaç para verdiler sana? Müptezelmiş, piç kurusu. CHP'li misin amına kodum? Kemal Kılıçdaroğlu mu geldi? Getirttim seni. Amına kodumun oğlu. PKK'lı. Kanı bulduk. Ve artık 8-10 videodur söylemekten dilimizde tüy bıçak takoz defterini kapatacağız ve Bitcoin'in çizeceği yeni yolda yapacağız. Ya senden öğreneceğim ben. 4-5 senedir bu işi senden öğreneceğim. Gel. Dolayısıyla şu an bence bir bekleme zamanındayız. Bu bekleme zamanında da tabii ki de yatırım tavsiyesi olarak almayın ama uzun vadeli olarak evet Ethereum, Ripple XRP, Cardano, Tezos falan nasıl isterseniz bunlara uzun vadeli yatırım yapılabilir belki ama kısa vadeli de yani Bitcoin hareketinin bekleme sürecinden geçtiğiniz şu dönemde bence T-Pool gibi böyle iyi ortaklıkları çıkan veya açıklayacak olan coinlere odaklanmak, onları böyle bir alt yapmak belki para kazanmak için kısa vadeli söylüyorum bir tık daha mantıklı olabilir. Bu arada T-Pool token ne oldu diye çok fazla soru geliyor sizden. Bakın dediğim gibi T-Pool token'ın platform olan Tiyatro TV Samsung'la yaptığı anlaşmaya göre Samsung telefon kullanıcıları video izleyerek T-Pool token'ı kazanma şansı yakalayabilecekler. Böyle bir anlaşma var. Ben bu anlaşmayı kabaca neye benzetiyorum biliyor musunuz? Samsung'la Engine Coin arasındaki anlaşmaya çok benzetiyorum. Bir de Engine Coin anlaşması da aşağı yukarı şu andaki piyasaya benzer bir zamanlarda gelmişti ve Engine Coin gerçekten ben... Mahkeme kağıdını alırsın evinden yavrum. Çok güzel paralar kazandırmış yatırımcılarına. Bu yaptan gelir sana. Online. Piç kurusu. Elbette risk var. Bunu söyleyeyim ters de bırakabilir ama açıp birazcık da Engine Coin ile Samsung anlaşması sonrası Engine Coin nereden nereye geldi? Sana bir bak. Ne zaman yükselmiş, ne zaman böyle sert düşüşler, düzeltmeler yemiş bunları da bakıp bunları da belki önümüze yol haritası olarak koyabiliriz ama bunlar sadece fikir olsun dostlar size. Yine bir aynı şekilde ilerleyecek diye bir şey yok ama hatta çok yüksek gelirse ben de
Klavye delikanlısı. Yani Engine Coin'le TSTV, T-Sul'u karşılaştırabiliriz. Ama dediğim gibi sadece bir fikre dayanarak büyük yatırım yapmak çok mantıklı olmayabilir diyerek şimdi dostlar bu videonun başında söylediğim ve Bitcoin'deki gizli tehlike olayına ben şu an böyle bam bam girmek istiyorum çünkü çok merak ettiğinizi biliyorum. Bakın Bitcoin'in hayatına başladığı günden bugüne ne oldu? Sayısız olaylar, sayısız fırtınalar atlatıldı değil mi? Kimi zaman X bir borsa eklendi mesela. Lan seni araştırmaya ne gerek var lan? Sen kimsin amına koyayım? Benim için ne değer taşıyorsun da seni araştıracağım? Hüseyin Can Güloğlu'ymuş ismin. İstersen Allah ol lan. İt ol it. Bunlar genelde Bitcoin'e dolaylı olarak zarar veren şeylerdi değil mi? Yani MTGOX'un hacklenmesi falan direkt böyle Bitcoin'le alakalı olan bir şey değildi. Veya işte 2017'nin Aralık ayında Bitcoin'le vadeli işlemler başladı ya. Bu da işte ne yaptı? Yatırımcılar artık vadeli işlemler sayesinde sadece Bitcoin yükselirken değil, ileri tarihini yapacakları sözleşmelerle Bitcoin düşerken de para kazanabileceklerdi gibi gibi dostlar ama Bitcoin bunların hepsini orta vadede süpürüp geçti biliyorsun. Her neyse bugün konuşacağım dolaysa daha başka bir şey. Gelin isterseniz birlikte bir beyin fırtınası yapalım dostlar ve şu gizli proje olayını da ortaya koyalım. Konuşalım ki zaten gelecekte iyi veya kötü nelerle karşılaşabileceğimizi küçük yatırımcı olarak bilelim değil mi? Dostlar bakın özellikle son günlerde ortaya çıkan bazı haberlerde devletlerin çok gizli şekilde kuantum bilgisayar geliştirdiği konuşuluyor. Hatırlarsanız bir ara yani bir sene oldu olmadı Google'ın kuantum bilgisayar geliştirdiği böyle bir duyuldu değil mi? İşte o da ne yaptı? Kripto para piyasası baya böyle bir ayağa kalktı bu haber sonra. Çünkü Bitcoin kırılabilirdi, çökertilebilirdi ki bu seçenek hala masada mevcut dostlar. Bu hala olabilir. Ha bu nasıl olabilir dersiniz de bakın arkanıza yaslanın ben herkese en basit şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi kuantum bilgisayarlar deyince aklımızda normal bir bilgisayar canlanabilir değil mi? Ama bunlar hiçbir alakası yok dostlar. Kuantum bilgisayarlar bir eşit klasik bildiğimiz bu bilgisayarlar var ya onların en iyisinden bile çok daha iyi şekilde yapabiliyorlar. Hatta bakın abi bazı algoritmaları sadece kuantum bilgisayarlar çözebiliyor. Evet böyle bir şey var dünyada. Evdeki işteki bilgisayarlar var ya ya da sunucular, şirketlerdeki sunucular falan bunlar ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar bu işe. Gel ananı da getir yazlıkta. Güzel bakarım işte sana. Kuantum bilgisayarlar anan da gelsin. Bitcoin için gerçekten çok önemli bir keşif. Çünkü hayal etseniz de abi yani bir şirket veya bir devlet çıkıyor diyor ki ben bunu yapabiliyorum ben artık Bitcoin'i ekleyebiliyorum diye açıklasa beklemeyi boş verin abi. Daha bunu açıkladığı an ben bahçe varım ki Bitcoin fiyatı daha o anda çok fena dalgalanmaya başlar ve şayet Bitcoin hacklenirse de ortada bir sistem kalmayabileceği için Bitcoin fiyatı çok daha düşebilir. Hatta Bitcoin'in başladığı yerlere bile gelebilir. Peki tamam buraya kadar okey bu varsayımları konuşuyoruz mutlaka olacak demiyoruz ama Bitcoin'in ağını kuantum bilgisayar geliştiren bir devlet, şirket veya kötü niyetli bir hacker bunları hacklemek istese neler olabilir biliyor musunuz şu anda? Şu an dünyada en fazla 54 qubitlik yani kuantum bilgi birimlik bir kuantum bilgisayar gücü var. Tamam bu olduğu düşünülürse de 4000 qubitlik bir bilgisayarda saniyeler içerisinde Bitcoin'in şifrelemesini alanı kırabilir ki yapılan hesap... Yaşını hakim amcalara söylersin. Yaşım 16 idi abi. Anasına sövdüm. Ondan sonra geldi beni. Çok rezil etti. Rendice etti dersin. Ağlarsın amına koyayım. Argümanda şu dostlar, her cüzdanın private key'i yani özel anahtarı ortak bir anahtardan üretildiği için böyle bir olay mümkün deniyor. Ben haberlerdeki teknik detayları paylaşıyorum. Gibi gibi dostlar yani teknik olarak evet ağı dağıtabilirsin. Kuantum bilgisayarların daha da güçlenmesi durumunda. Hani dedim ya 54 qubitlik kuantum bilgisayarlar var ve bunun için 4000 qubitlik bir işte işlem gücü gerekiyor. Bakın yapılan araştırmalara göre de böyle bir bilgisayar 2 yıl içerisinde veya hadi iyi ihtimalle diyelim 2 yıl sonra üretilebilir deniyor. Ki Bitcoin'i kırarlar veya kırmazlar ama devletlerin veya şirketlerin kuantum bilgisayarlara olan ilgisini düşündüğümüzde... Onu buraya gönderen birisi var şey Bayram. Boş ver sen. Karışma. Siz karışmayın beyler. Var bende MAC adresleri, IP numarası hepsi var. Gözüküyor burada. Gerizekalı. Para babaları gönderiyor onları. İşte dünyada zaten birlik olmayacağı için, birlik olmadığı için birçok devlet şu an çaktırmadan bu geliştirmeleri yapıyor olabilir. Ki mesela 2019'daki bir rapora göre kuantum bilgisayarlar için ayrılan bütçe 88 milyar dolara kadar çıkmış ve bunun daha da artması bekleniyor. Kuantum bilgisayara en çok yatırım yapan ülkeleri ben size sırasıyla saymak istiyorum. Bir mesela bir Amerika Birleşik Devletleri, iki Kanada, üç Almanya, sonrasında da Fransa, İngiltere,
İngiltere, Hollanda, Rusya ve Çin diye böyle gidiyor dostlar. Ülkeler dışında da mesela IBM, Google, Hitachi, Microsoft, Mitsubishi, Cambridge, Quantum Computing gibi şirketler var. Ve bu şirketler kuantum için geliyorlar dostlar. Ve bu arada izlemeye devam edin. Şöyle bir olay da var. Kripto para piyasasında son birkaç senede borsaya henüz açılmamış veya açılmış coinler var ya, onları incelediğiniz zaman genelde biz onlarda ne görüyoruz? Kim yatırımcı görüyoruz değil mi? Bakın gerçekten bunu siz de fark etmişsinizdir. Bizim işte XX coin'imiz var ve Bitcoin'den çok daha iyi. Bitcoin şöyle yavaş, Ethereum şöyle kötü falan. Onların hepsi iyiydi ya. Şemsiye için. Ve onların yerini almaya geliyoruz diyorlar. Mesela Ethereum'da en çok akıllı sözleşmeleri falan çakıyorlar veya işte bu ölçeklendirebilme olaylarına çakıyorlar dostlar. Yani demem o ki Bitcoin'e ve Ethereum'a sataşarak böyle bir pozisyon alma çabası var ya, ki olayı Bitcoin'e bağlıyorum dostlar, ki burada zaten biliyorsunuz bir beyin fırtınası yapıyoruz birlikte. Ben sizin yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Stellar Lumens gibi, bakın olayı Stellar'a da bağlayacağım biraz. Stellar Lumens gibi IBM'le çok yakın ortaklığı olan şirketler 4000 kubitlik kuantum gücüne erişince, mesela IBM erişince muhtemelen belki de Stellar'da olsun. Tüm Stellar'ı, Stellar'ı yüksek ekibiyle yapmak istiyorum. Bunun için bu videoyu çekiyorum. Bunun tabi çok büyük artıları olabileceği için kuşkusuz az önce söylediğim çok büyük eksileri de olabilir. Yalnız bunlar hemen böyle bu hafta, bu ay veya işte önümüzdeki böyle 1-2 ay içerisinde olacak şeyler olmasa da 2 seneye kadar her şeyin değişebileceği bir dünya var. O yüzden hazır olun dostlar. 2 sene sonra çok başka tadilat var Güneş. Ha belki de Bitcoin kırılırsa bunu ben kırdığım en güçlü altcoin'i artık altcoin değil ben koyayım. Ben ki bu zaten en canımızı, bizi en çok ilgilendiren şey belki de. Hoş geldin Hakan. Coinlerde merkezileşmemek, mesela coin tutumunda yani yüksek ihtimal sorun. Yani tüm paramızı tek bir coin'e basmamak, işte ne bileyim adeta coinlerden bir sepet yapmak, hatta farklı coinler dışında bakın hani kripto para dünyası bir sepet ya, kripto para dünyasının dışında da var başka bir sepet yapmak da bir soruyabilir dostlar. Sonuç olarak böyle sert bir olay olmazsa şayet, yani Bitcoin kırılmazsa önceki videolarda öğrenelim gibi Bitcoin uzun vadede yükselebileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki de bunları böyle bir yatırım tavsiyesi olarak kesinlikle vermiyorum. Ve baştaki diğer soruya gelecek olursak da Bitcoin kırılsa bile yoluna eren bam. Savcılıktan kağıt gelecek. Kardeşin hakkında savunmayı orada yaparsın. Yetişkinlere yönelik hesaba nasıl giriyorsa kardeşin, onun hesabını artık oraya verirsin. Bana değil. Güneş ilgileniyor sizinle. Editör. Yazlık şeyde gömeşte. Çocuk istismarı. Başka bir şey değil. Fark etmez. Ha PC vermişsin eline, ha silah vermişsin, hiç fark etmez. Ama ne olabilir? Böyle bir açık
Onda bir alışkanlık olmuş. O sürekli yapar yani. Ben sana söyleyeyim. Öyle eline bilgisayarı verdim. Küçük kardeşim küfür etti. Özür dilerim, özür dilerim. Ben bilmiyorum. Bana anlatma. Twitch.tv'nin editörleri var. Ben şikayet etmesem gidip onlar edecekler şimdi. Yayında öyle bir provokasyon olur mu? Hak eden var, hak etmeyen var. Ben ona hiçbir şey söylemeden geldi küfür etti. Benim hassas noktam küfür. Sen de etsen ben de sana söverim. Karşılık veririm yani. Bu bende bir huy yani. Çocuğa bir şey söylemedik. Direkt geldiği hareket zaten ne haber lan yavşak diye girdi odaya. Ne yapayım ben bunu? Sikmeyeyim de besleyeyim mi çocuğunuzu? Sen yayının tekrarını izle. Yayının tekrarını izle. Ettiği küfürlere bir bak. Ondan sonra benim verdiğim tepkiye ölçersin. Sen böyle kurtulacağını zannediyorsan kurtulamayacaksın yani. En iyisi sen de başla küfür etmeye. O kıvama geldi çünkü. Senin o aklı evvel çocukların yüzünden öyle 4-5 tane çocuk bir araya geldi. Ben yaklaşık 4-5 aydır yayın yapamıyorum lan. Kimse girmiyor yayına. Neymiş? Türklüğe hakaret etmişim lan. Ben Türklüğe niye hakaret edeyim? Ben şey miyim? Amerikan başkanı mıyım? Gerizekalılar. İşinize nasıl geliyorsa bundan sonra böyle. Aleyküm selam baklava. Bu arada bu çekilişimiz devam ediyor. Kanalımıza abone olmak şartıyla. Videoyu beğenip aşağıya yorum bırakarak çekilişe katılabilirsiniz. Hazırsanız çayınızı kahvenizi alın. Kripto tekniği başlıyor efendim. Altı nasılsın? İyiyim hocam. Öncelikle herkesin bayramı kutlu olsun. Güzel bir bayram geçirin. Baklava gelen giden küfürle giriyor, küfürle çıkıyor işte. Bana dökümünü gönderiyor Twitch yayından sonra. Bu MAC adreslerinden isterseniz şikayetçi olabilirsiniz. Tarafımız uluslararası standartlarda yayın yapan yayıncıyı korumak adına diyor. İşte size bu bildirimi yapmak zorundayız diyor. Banlama niye banlayacaksın? Yok. Gerekli işlem, yasal işlem var ya, boş ver. Ne gereği var? Hayır, bunları gönderiyorlar oğlum. Yani bir çocuğun durup dururken bana böyle küfür etmesi normal bir şey mi yani? Ben onların arkasındakini merak ediyorum. Acaba kim beni böyle rakip olarak görüyor da böyle bir şey yapıyor? Ben anlamadım yani. Ben kimseye yapmıyorum böyle bir şey. Oğlum beni sinir edemezler. Bak benim ben bedelini çok ağır ödetirim yani. Ben sinir olacak bir insan değilim. Ben takmam öyle. Burada yarım saat Ay Yıldız Timi geldi amına koyayım.
hepsi birlikte 30 kişi birden küfür ettiler. Ne oldu? Hepsi anasının namını gördü. Hak edene yaparım yani. Taciz ediyorsunuz, küfür değil bu, bu taciz yani, bu yani istismar, taciz, ne dersen de. Ülkeler kendi dijital paralarını çıkarttı. Bu çıkartılan dijital paraları kripto borsalarda regüle olarak işlem yapmakta izin verir. Hani direkt USDT yerine dijital dolar alıp satmak çok kolaylaşır borsalarda. O zaman Tether veya diğer paralara gerek kalmadı, var oluş amacı. Ama o geleceğe kadar maksimum Tether alabilir diğer Tether coinlere de. O yüzden bunun büyümesi bence kaçınılmaz olarak sürecek. Davaları da var, önemli davalar var. Avrupa'da bir fayda tekrar yine kaçırmış. Ama işte her ne kadar böyle biraz şaibeli bir stabil kripto olsa da ne bileyim stabil kripto paranın lideri pozisyonunda. Şu an hayır, onların camisine gitmem, namaz kılmam, birlikte ibadet etmem, bayramlarını tebrik etmem. Niye gelip benim yayınıma küfür ediyor ya? Ben anlamadım yani. Kapısından girmem ben o ipnelerin ya. Piyasasının içerisindeki bir para ve bunu söylüyoruz. İnsanların alım yapmak için ya belli bir seviyeye yükselmesini ya belli bir seviyeye çıkmasını beklediği anlamına geliyor. O yüzden ben de oldukça önemsiyorum. Zaten Tether'da diğer stabil kriptolarda çok yüksek bir hacim artışıyor. Market yer evet, tabii yani lazım yani. Ve maalesef insanların böyle bir yere güvenmek zorunda vakte geçmek için. İşte Bitcoin servisini işlem yaparak piyasa dönemiyor. Şu anda bir şekilde o insanların yeri geldiğinde vakte çıkması gerekiyor. Tabii ileride işte bu yavaş yavaş bence kendiliğinden olacak bir şekilde çözülecek. Yani kendiliğinden değil de hani bu daha vallan sonucu falan çözülürse o zaman çok farklı da yani olmuş olmaz. Ama gelecekte bence kendi kendine yavaş yavaş şu an nasıl daha market çekici yüksek tırmanıyorsa zamanla gitgide azalacağını düşünüyorum. Tabii orada şöyle bir ekstra parantez açmak gerekiyor. Market cap'te bu kadar büyümesi, senin söylediğin gibi eğer davalardan sıkıntılı bir haber gelirse piyasayı etkileme katsayısını da artırır. Geçen gün Kılıçdaroğlu'na PKK'lı dedim diye yayında beni Türk düşmanı ilan eden bir arkadaş vardı. Kimdi o? Ne yapmış biliyor musun? Reo TV'de, Reo TV diye bir yer var, bu Rus kanalı. Rus kanalındaki videolarımı engellemiş, yazmış ki Türk diye hakaret etti. Bilmem ne timi, işte Kaker'lar tarafından site hacklenmiştir. Bak ben size göstereyim onu. Çok ilginç. Ulan Türkiye en son hakaret edecek insan benim be. Evet, geçtiğimiz cuma günü altın Bitcoin pizza günüydü. Bütün dünyada şenliklerle kutlandı. Eskisi bir yana milli çok önemli bir gün. Bugün de dünyada Bitcoin'in ilk ticari işlemi yapıldığı gün. Bilmeyenler hatırlatalım. 22 Mayıs 2010 tarihinde 10 bin Bitcoin, evet 10 bin Bitcoin'le 2 adet pizza alındı. Şu an 10 bin Bitcoin yaklaşık 86 milyon dolar, 80 daha doğrusu 88 milyon dolar civarı para etti. Evet yani o Lazlo isimli bir gençin aldığı o şeyden, Papa John'dan aldığı bir var. Tabii çok maliden bir kutu para sahibi geldi. Tabii o dönem kendine göre mantıklıydı yani. Havadan gelmiş bir şey var, ben onu yana sattım. Ne kadar mantıklı. Yani kendi dönemi için önemli bir şeydi. Hatta bugün baktığınızda günün şartlarına göre çok da mantıklı olmadı orada. Çünkü şimdi tabii burada tamam geçmişi konuşmaktan ziyade bir de geleceği konuşmak lazım. Şimdi benzer bir durum sürekli şey tartışması var. Ben işte kripto parayla Starbucks'tan kahve alacağım. Coin'de kahve alacağım. İşte ya bulamadım kanka. Garantisi yok ya. Siktir et. Boşver. Çok aşırı buçuk yaklara geldiğinde işten geçmişte baktığımda ya bir Starbucks'ta kahveye de kaç bin dolar verdim ben size bir ihtimalim çok yüksek. O yüzden bence buradan çıkarılması gereken dersler var. Hani Bitcoin'i böyle günlük alışveriş eşyasından ziyade daha bir değer toplamalı olan kullanmakta fayda var.
abi. Yani birisi kabul ediyor, öyle olacak. Yani millet o 10 bin Bitcoin almış. Olan ilanlar biraz da zorlanarak alınmış. İki gün daha ilan var. İki gün daha sistemi kapatmamış olsun. İşte iki gün daha çalışıyoruz. Ama orada şey de önemli. Yani bu olan adamı biz diğer adamı ama kabul eden taraf daha da önemli. Ya küfür önemli değil. Gelip seni öldürsem diyor, çok mu iyi olur diyor. Adres ver bana diyor. 16 yaşında bebe. Ondan sonra da abisi geliyor. Diyor ki çocuk bunu küfür etmiş. Cezasını ben vereceğim abi. Şey yapma. Şikayetçi olma. Oğlum siz Türkiye'de mi yaşıyorsunuz lan? Burası Muz Cumhuriyeti mi? Her canın istediğini tehdit edeceksin. Ondan sonra istediğin küfür edeceksin. Sonra da sıyrılacaksın bu işten. Yok öyle ya. Herkesin bir aile düzeni var, ailesi var, etrafında akrabası var, izleyeni var, izlemeyeni var, seveni var, sevmeyeni var. Sen gidip böyle bir küfür edersen, hiç tanımadığın durup dururken birine, o da gider şikayet eder yani. Hiç mi anan baban yok? Bir tanesi de Sido işte. Bacı bacı diyordu. Gittim şeyde Rusya'da buldurdum adamı. Sido'yu. Mafyacı Sido. Kralım benim. Ne oldu? Ekranlardan mı silindi? Emekli oldum diyor. Akıncı'nın başından çıkıyor da bu. Akıncı'dan yapıyor bu. Akıncı yapıyor bunu da. Neyse. Evet, şimdi Justin sana gelelim. Bence haftanın en zor haberlerinden bir tanesi. Justin sen yine ortadı, karıştırdı. Çünkü her şey Justin sanır. Çünkü bir anket atmasında var. Kapat. Ya hiçbir yer güvenli değil arkadaşım. Yani bu senin de başına gelebilir, benim de başıma gelebilir. Ben yayıncı olduğum için, kayıt altında olduğu için daha kolay. Belki senin başına hiç kayıt olmadan birisi gelecek Facebook'tan bilmem neden, kıl olduğu için gelip böyle bir tehdit atacak. E sen şimdi onu umursamazsan, yarın bir gün gerçekten girişirse, bir şey yapmaya kalkarsa ne yapacaksın? Yani tamam. Bugün hadi mazur görelim, diyelim ki tepki vermeyelim, bildirimde bulunmayalım twitch.tv'ye bu IP numarasını, MAC adresini, kullanıcı adını, nickini. Yarın bir gün başkasının başına bir şey geldi veya benim başıma bir şey geldi. Ne olacak yani? Veya beni seven birisi gitti şimdi o çocuğun bir zarar verdi. Ne yapacağım ben? Nasıl hesap vereceğim? Ya bin bir türlü hali var yani. Yeah.
Yıllardır burada program yapıyoruz. Ya işte privacy vesaire bir şeyler gelecek ya. Bunların hepsini toplayalım. Biz 4-0 yapalım. Artık bu neydi diye sormak. Onu soruyorlar. 3-0 neydi? Hani 2-0 muhtemelen benim nete geçişim yasak oluyor. Hadi öyle diyelim öyle. Öyledir çok ihtimalle de. Ya 4-0 aynı. 0 mu var? 0'da ne oldu? Bizim hiç haberimiz yok. 4-0, 5-0 falan aldı başını gidiyor. Yani bu fiyaslanması bile çok komik. Ben sadece güldüm. Komik geldi bana. Piyasada nasıl ekmek çıkarır diye çırpınıp duruyor yani, bilmiyorum. Yani ancak böyle yükselir zaten, böyle saçmalık şeylerle bir şeyler olur, yükselir düşer. Ama piyasadaki böyle bütün ciddiyeti öldüren nadir insanlardan yani böyle. Aynen. Peki, Reddit platformunun kurucu orada açıklama yaptı. Halde kripto para baharına arz istediği giriş yaptı. Biliyorsun Ethereum tabanlı tokenlarında geçenlerde duyurmuştu. Reddit bu işe oldukça önem veriyor. Sence girdik mi kripto para bağrına? Bence girdik kripto para bağrına. Başındayız aslında. Baharın başındayız. Yaralanmadan ilk bağrı. Bence artık hani baharın ilk cemlesi düştü diyelim. Yaralanmayla ilk cemle düştü. Bundan sonra işte önümüzdeki dönemde hem teknik olarak bazı piyasaya sığınan arzın azalmasıyla beraber şeyler olacak. Amerika'nın dünyaya kadar dolara boğulmasıyla beraber bir şeyler olacak. Bir sürü cemreler düştü. En sonunda büyük baharı göreceğiz. Bence çok güzel olacak. Bütün kripto paralar için tabii ki bu Bitcoin baharı değil de çok altcoin için de baharı göreceğiz. Bu birkaç gündür, son 4-5 gündür işte mineralli yaşıyorduk. Zamanı geldiğinde büyük rallileri de göreceğiz inşallah. Tabii o kripto para baharına hem fiyatlar bazı yerde adaptasyonla alakalı söyledi. Ben de aynı söyleyeyim. Çok hızlı bir şekilde. Bu bence zaten içinde yani bir adaptasyon artarsa fiyat da artar. Zaten fiyat belli bir yere geldikten sonra duyan kullanır, ona göre adaptasyon da artar. Yani daha önce mesela bir önceki Bitcoin'in 20 bin dolara gittiği dönemden önce adaptasyon oranı daha düştü. Bitcoin o kadar değerlenince dünyada pek çok fazla ya Bitcoin diye bir şey varmış, biz de ekleyelim Bitcoin'i ödemeye çalışacaklar. Öyle ki yani aslında onlar birbirini destekliyor. Yani biri altın öteki artmaktan ziyade işte birbirini besleyen şeyler. Son günlerin, özellikle son haftanın en çok konuşulan alt kelimesine girelim bakalım. Feta. Evet, oldukça sert bir yükseliş yaptı. Çok enteresan. Bir hafta içerisinde yaklaşık 10'a kattı. Dolar bazında fiyatı. Evet. Niye böyle bir hype yapamadı? Niye böyle sert bir yükseliş yaptı? Biz de bunu konuşalım. Evet. Samsung'da açıklanan bir partnerlik var. Evet. Önemli bir partnerlik. Ben daha iyi söyleyeyim. Nedir bu partnerlik? Biraz izleyicilerimize bilgi verelim. Bu Theta'nın kendi zincirinde çalışan Theta TV isimli bir platformu var. Samsung'da yapılan partnerlik sonucunda yaklaşık Samsung 75 milyon cihazına bu uygulamayı yükleyecek. Bu uygulamanın içerisinde de T-Fuel token'lar geçiyor. Hype yakalamasının sebebi bu. Evet, yani o Samsung Daily diye bir uygulama var. Onun içine direkt önce ben yüklenmiş olarak geliyor zaten telefonlara. Default olarak geliyor. Aynen buraya da Theta'yı entegre ediyorlar. Zaten Theta'nın 27'sinde yani 2 gün sonra şeyi var, mainnet'i var. Biz bunu bu ay başında söylemiştik, bu ay Theta mainnet'e geçiyor diye. Şöyle bir ilginç bilgi de var tabii. Theta zaten Kore merkezli bir para. Samsung'da da tabii Theta'nın erken dönem yatırımcıları var. Böyle bir organik bağları da var. Daha böyle televizyonlara falan kurulan uygulamaları var bunların. Bir ara işte ya PlayStation'da falan içinde bir kop gelecek vesaire muhabbetleri oldu. Söylentiler satın aldım diyordu. Tabii bunların hiçbiri bir parayı olduğu 12 yapması için yeterli bir sebep zaten değil. Hele böyle Theta'nın kendisinden ziyade içindeki kullanılan T-Fuel'in bu kadar hesap yapması çok makul değil. İşte burada ne devreye girdi? Piyasa pump'ı, böyle yakalayanın girmesi, tepeden almalar, piyasaya yeni giren yatırımcının önüne koyulan büyük havuç. Özel işte ama. Ele açıklanabilir. Tabi her dönem böyle paralar oluyor. İşte Tron zamanının böyle paraları oldu. Yani şimdi oradan çıktı, market çıktı, nerelere geldi. Fiyat olarak öyle geldiğini gelmedi ama büyüklük olarak, dünyada bilinirlik olarak bir yerlere geldi yani her ne kadar. Justin Sheldon etti, sonu bir yerlere geçti. Kabul etti. Tete de öyle olacak gibi gözüküyor. Gelecekte blockchain altyapısını kullanan, pek çok kişinin bildiği bir altyapı olarak kullanılacak. Tabii Türkler zaten bayılır böyle paralara. En çok
grupta görüyorum böyle %300'den girenler, %500'den çıkanlar falan böyle ortalık çok fena. Yani ben de vertikatım, ben de girdim bir noktada, girdim ufak bir girdim. Hele bir kar alıp çıktım o tabii yani çok tahmin edebilirim bir şeydi tamamen artık. Tam manipülasyon bir noktadan sonra o yüzden. Tabii sen buradan girenin şimdi aynı şekilde terste kalma durumu da büyük ihtimalle çok oldu. FETA mağdurları da yakında bu videonun altına gelirler diye düşünüyorum ben. Çok büyük ihtimalle. Bizim Telegram kanalı tabii karıştı. Her bir şey girebilirsiniz, girebilirsiniz falan diye. Yani stoplu girdikten sonra al sat yapmanızda sıkıntı yok ama ben buradan gireceğim, uzun vadeli stop koymayacağım falan. Vallahi ne akşam uyutur ve sağlık bırakır ve sıhhat bırakır. 10 iş yapılmış kripto paraya öyle stopsuz. Hani alayım gelecek vaat ediyor. Samsung işte telefonuna girdikten sonra daha da yükselir demek. Akıl kârı değil. Hani yükselebilir mi? Daha da yükselebilir. Bu yükselmeyecek anlamına gelmiyor. Ama doğrusu, yani siz doğru olanı yapın da. Hani 13 yapılmış parayı, ben açıkçası bir hafta içerisinde 13 yapmış parayı, ben uzun vadeli girmem. Korkarım. Zaten hani çok makul değil. Hani alttan almışsındır, kârın böyle dibini vurmuşsundur. Ha ondan sonra oyna, o ayrı bir şey zaten. En fazla ne olabilir? Kârdan zarar edersin ama. Şimdi böyle baktığım vakit, gelmiş nerelerden nerelere gelmiş para şöyle bu hareketin başlangıcında 30 satışlardaymış şu an gelmiş 3 satış neredeyse 270 yani 9 neredeyse çok büyük yani çok büyük bir yükseliş hatta bu büyük yükselişi şimdi ya bu yükselir diye de şimdi 280'den falan girip böyle 270'den girmek yani tabii orada artık risk iştahını dibi oluyor çok da önemli FETA üzerinde değil zaten onu hiç yapmak zorunda da değil yani bir sürü para var işte %20 %30 almış. Şimdi onun üzerinden ikinci bir dalga gelir diye oradan girmek. Ya ben açıkçası o hareketin başını yakalayayım yani naçizane trade hareketin başını yakalamadım paraya girmiyorum. Çok garantici gelebilir bu piyasanın koşullarında bu kadar garantici olmak da iyi değil. O yüzden ben de zaten çok fırsatı kaçırmışımdır. Ama zarar ettiğimde terste kaldığım durumlarda da büyük ihtimalle ben çok daha az zarar ediyorumdur. O yüzden bence kendime göre tutarlı bir mantık. Hani siz de tabii ki böyle fırsatları kaçırmak, bu piyasada akarken doldurmak lazım. Bunu da hep söylüyorum. Bu piyasanın bir noktasından girip mesela Zilika'da ben çok pişmanlı herkese Zilika'da aynı şekilde. Burada ilk konuştuğumda ya Zilika yükselecek gibi gözüküyor dediğimde 60 satış girip bu kayıtlarda var. Ben 50 olursa alayım falan filan derken şu an Zilika 150 satışı gördüm. Çetatlı dolu falan. Burada Allah'ta çok arkadaş da var. Yani o da olsa şimdi olsa ben gene elim gitmiyor 150'den Zilika'ya almaya. Ama o Zilika şimdi 200 olursa ben gene üzülürüm. Ya ben piyasana cilvesi yapacak bir şey yok. Bir tane para var kripto piyasalarda fırsat bir yerde tutar. Birini kaçırsın ötekini yakalarsın. Üzülmemek lazım. Karda olduğun sürece üzülmemek lazım. Ben hep şunu söylüyorum. Fırsatın biri gider biri gelir. Hele kripto para bir piyasada fırsat. Kripto para piyasasında hiç ama siz bir kere bir hata yapıp bütün paranızı kaybederseniz o fırsatların hiçbir anlamı kalmaz. O yüzden yani o mesela TQ ile olayın girilmez. Ne kadar bir fırsat girilir. Toplu girilir. Toplu yani. Ya şu piyasada tepeş yap ya böl beşer böl yani en azından bir yerden kaybedersen bir yerden kazan. Tabii hep senin toplu bir o ayrı bir şey. Ben toplu bir şey. Hep de işte mesela zaten farklıyım. Hani fiyat altın değerde çok iyi bir hareket olduğunu düşünüyorsan bunu biraz aşağı koy. Hemen azından patlamasın. Yani hemen patlamasın bir gör. Ama şimdi all in böyle bir paraya paraşütlük yapmaktan ziyade böyle güzel sezonlarda dağıtıp bir sürü çiçekten bal almak bence daha az. Evet. Altı senden devam edelim o zaman. Aynen. Sponsorumuz Crypto.com'dan bir haber vereyim ben. Crypto.com'un cüzdan uygulaması Crypto.com Wallet çıktı. Bu bir mobil cüzdan, yani kendi private keylerinizde, kendi private keylerinizi saklayabileceğiniz telefonunuzda bir uygulama. Ya App Store'da var, Apple Store'da var. Direkt crypto.com Wallet diye arattığınızda çıkıyor. Bu ara zaten bu mobil cüzdanlar bayağı popüler. Yani uzun vadeli ben saklayacağım ama donanımlı cüzdanım da yok, kendi telefonumu saklayayım diyenler için güzel bir seçenek. Onun dışında tabii ki Crypto.com demişken şunu da hatırlatalım. Malum dolara bile çok ciddi vergiler geldi. Bu tabii ki Crypto.com gibi Binance'de veriyor bu hizmeti ama Crypto.com tabii ki bu alanda biraz daha fazla faizleriyle önde. Uygulamaların earn sistemlerinde ciddi manada gelirler elde edebilirsiniz. Olmayanlar için bunu da dikkate almanızı öneririm. Dolara
Tetra kaçışı, senin dediğin gibi bu şekilde landing'e imkan veren platformları daha da önceden ülkemizde çıkartacakları diye düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki süreç içerisinde hepsini. Göreceğiz. Bu arada fiyatlara gireceğiz şimdi de fiyatlara girmeden evvel ben de bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sence like alalım. Hem like alalım hem de söyledik mesela ki bu yılla alakalı neyin nesine geçtiğimiz, önümüzdeki geçen ay yaptığımız ay değerlendirmesinde söylemiştik. Önümüzdeki ay yine ay değerlendirmesi olacak. Bu sefer Haziran ayını değerlendireceğiz. Her ay bu ay değerlendirmelerini yapıyoruz, canlı yayınlar yapıyoruz.